Şimdi bu Handan Avcı olayı, sizin bu Handan Avcı'ya kadar bu sözde hoca İkrar Duman'la aranızda bir husumet, bir problem var mıydı? Hayır, yoktu, hiçbir şey yoktu. Eşiniz bu hocayla, hocaya işte danıştığınızı, gittiğinizi biliyor muydu? Ben gitmedim, yani şöyle söyleyeyim, bir defa Konya'ya geldi, eşim de geldi zaten, kendisi burada İstanbul'da oturduğu için benim yüz yüze görüşme imkanım zaten yok. Yüz yüze demiyorum, hani 1,5 yıl boyunca 2020 yılına kadar hani böyle bir hocayla sürekli iletişim halinde olduğunuzu biliyor muydu? Ha, biliyordu, evet. Biliyor. O da hani tanışıyor muydu? O da telefonla tabii ki, konuşuyor tabii ki, muydu? Tabii ki, tabii ki tanışıyordu. Peki bu Handan Avcı mevzu niye sizin aranızda husumet oldu? Neden, işte onu anlatıyorum. Husumet olmasının sebebi Handan Avcı'nın da benim eşini tanımış olmam. Anladım. Yani şunu söyledim. Dedim ki duyarsa adam diyecek ki benim eşimi sen tanıştırdın, hı-hı, ki daha önce de. Yani toplasanız 10 tanedir. Peki başka kişilere bu Handan Avcı'ya yaklaştığı gibi samimi yaklaşımları, evet, olmuş mu? Evet, maalesef olmuş. Arkadaşlarım o Ramazan ayı boyunca ben diyorum kendim ağır kalp hastasıyım. Onunla bir gün konuşurken WhatsApp'ta toplu görüntüde yani ben burada zikir edemem, mümkün, hı-hı, değil, zikretmem mümkün değil. Bakım sırasında, bakım, hı-hı, sırasında sadece yani zikir edebileceğim şöyle, anladım, şeyleri söylüyor. Hatta geçen gün kendi TikTok'un hesabında da arkasında 3 tane belge gösteriyor. Ben diyor yaşam koçuyum, insanlara cinsellik hakkı hakkında soru sorabilirim. Sorum. Şimdi ismi geçen şey. İkrar Duman Orhan telefon hattında, bu arada ismi geçen Handan Hanım da söz hakkını ve cevap hakkını kullanabilir. İkrar Duman Orhan. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk ablacığım. Şimdi hocalık, sözlü hocalık mı yapıyorsunuz? Şimdi ablam ben metafizik üzerine çalışmalar yapıyorum. Hiçbir canlı yayında ben hocayım diye hitapta bulunmadım. Metafizik, biyoenerji, astroloji, yaşam koçluğu üzerinde sertifikalarım ve eğitimlerim vardır. Ayrıyeten vergimi de veriyorum Allah'ın izniyle. Bu konunun başlangıç noktasına gelelim dilerseniz. Şimdi ben hanımefendinin sizle ilgili iddialarına geleceğim ama biraz önce ekrana bir görüntü getirdik. Ben o görüntülerin orijinallerini de izleme fırsatı buldum yayın öncesinde. Siz bir takım şeyler söylüyorsunuz ve orada hep dualar açık ve bu hanımefendiler sürekli öğürüyorlar. İşte poşetlerin içerisine bir şeyler çıkartıyorlar ve siz o sırada işte sen bu diyorsun ki işte içindeki o 3 harflerden seni kurtardım diyorsun. Ne demek o görüntüler, neyi anlatıyor, neyi gösteriyor? Şimdi, siz orada ne yapıyorsunuz yani? Şöyle bir şey diyeyim. Bir tane içindeki 3 harflerden seni kurtardım diyen bir video gösterebilir misiniz bana? Hı hı. Allah'ın izniyle diye ben kelam kullanırım. Hı hı. Bakın lütfen olmayan bir şey varmış gibi göstermeyin. Onlar poşetlerin içerisine ne çıkartıyorlar? Bakın şimdi insan bedeni bir metafizik çekim yaratır. Hı hı. Ve biliyorsunuz ki ismini kullanamıyorum. Çünkü Rütük size ceza keser. Hı hı. Bazı musallat vakaları vardır. Ve bunlar, hı hı, Kur'an'da da geçer. Ayetlerde de geçer, hı hı, ve ayetlerle de kesinleşmiştir. Hı hı. Siz musallatlardan mı kurtarıyorsunuz? Elimden geldiğince Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Peki bir şey söyleyeceğim abicim, ben de şunu merak ediyorum. Yani senden, hepimiz Allah'ın kuluyuz. Seninle benim farkım ne? Hayır, sen bunu niye yapabiliyorsun? Ablacığım çekin gitti. Hayır, sen bunu niye yapabiliyorsun yani? Bu işten, aynen, para kazanıyor musunuz? İnsanları bu musallat olanlardan kurtardığınızda karşılığında bir ücret alıyor musunuz? Telefon gitti. Ama şimdi bir haksız mıyım ya? Esra Hanım, Esra, ha? Hanım bir şey söyleyeceğim. Ha? Koronaya da değil mi? Her şey. Günahım gözleri gitti. Esra Hanım. Maalesef şimdi, şimdi dinin biyoenerji, metafizik, bu son astroloji, hepsi çok başka bir şey. Bak, metafizik, biyoenerji, astroloji, bilmem ne. Şimdi bak, ki ben astrolojiyi severim, merak ederim, burcumu okurum, yılda ne olur, hepimiz yapıyoruz. Ay sen oğlaksın, ben boğayım, o ikizler falan. Şimdi bu başka bir alan. Orada bile bu astrologlar, ya gerçekten bu işi yapanlar diyor ki biz kardeşim yıldızları okuruz. Bunun okuluna giden, bunun eğitimini alan herkes bunu yapabilir. Öğrenebilir, öğrenilebilir. Ama diğer tarafta şimdi görüntüler var, onları veremiyoruz yani yayın için uygun olmadığı için. Gerçi gördük o bir market poşetlerini, bir dualar açık. Ne olduğu bir şeyler söyleniyor sürekli, insanlar böyle
İstifra ediyorlar, öğürüyorlar, garip garip sesler çıkartıyorlar. Ya bana bunun, bana bu arkadaşlar din tüccarlığı geliyor. Yani sırada kendini yalnız hisseden, mesela çaresiz hisseden insanlar, yani bir an akıl tutulması yaşıyorsun ve akıl dışı davranmaya, mesela akıl dışı davrandıklarında bu sözde hocaların ağına düşüyorlar. Yani maalesef. Kur'an var, kitaplar var, al abdestini, tak eşarbını, otur evinde oku. Hiç mi bir şey yapamıyorsun? Ya kalk bir namaz kıl ya. Gerçekten yani sizi, bizim Allah'la aramıza hiç kimse giremez. O zaman benim diğer kullar, onların ne farkı var? Ben bunu anlamıyorum. Dini bilen, ilim, din adamı saygı duyarım, öğretir. Ama ben hiç gerçek bir din adamının bana para ver de ben senin içindeki üç harfleri çıkartın dediğini duymadım. Ben öyle bir hocaya denk gelmedim. Şimdi beyefendi, onları açıklarsak ya da bu görüntüler sesli olarak yayınlanmış olsaydı RTÜK tarafından ceza alırsınız. Esra Hanım, ablacığım dediniz. Ben size şunu söylemek istiyorum. Siz nasıl bakın, TikTok'ta yayınlıyorsunuz? İnternetin bir parmak uzağında. Size soruyorum. 7 yaşındaki, 8 yaşındaki, 9 yaşındaki çocuklar tableti çok rahat kullanıyorlar. Ya bu görüntüleri izlerken ben korktum. Bu görüntülerin, bu internete erişimin derhal yasaklanması lazım bu görüntüler açısından. Ve bu tarzda çok görüntüler var. Mesela bunu açıyorsun, aşağı başka bir şey çıkıyor. Bunu açıyorsun, altında başka bir şey çıkıyor. Ablacığım sen şunu söyle. Bu işten, bu öğürme ne? Neyi çıkartıyor orada? O, ben söylüyorum, sözüm onu, o poşette ben kan kustum. Korktular. Geri çek. Evet, üç harfli de. Evet, üç harfli çıkartıyor. Beraberinde birçok insan ona musallat olanlara çıkartmak için bu hocaya gitti mi? Evet, gidiyorlar. Hala herkes gidiyor. Yani hala daha bakıyorum sayfasına ve ben şöyle söyleyeyim. Ben ölümle tehdit edildim bu adam tarafından. Şimdi İkrar Duman Orhan tekrar yayına bağlanabilir. Söz hakkını da kullansın. Telefon kapandı. Hatta İkrar Bey. Efendim ablacığım. Şimdi bakın, sizin tanıtımını yapmış, size gelmiş bir hanımefendi var burada. Bu kişi dini kullanıyor, istismar ediyor ve kadınları kandırıyor diyor. Cevaplayın. Ablacığım, bu zamana kadar hiçbir yerde sihir yaptığıma dair bir kanıt bulamazsınız. Hiçbir yerde büyü yaptığıma ve hakaret ettiğime dair bir kanıt bulamazsınız. Bende var kanıt, ikrar. 64 GB kanıtım var bende. Ablacığım, ölüm o hanımefendinin mikrofonu kapatın. Sus. Ben konuştuktan sonra ona konuşma hakkı verirsiniz. Dinle Necla, evet. Sus. Şimdi abla, konuların bunlarla hiçbir alakası yok. Ben konuyu size gerçek yüzüyle anlatayım. Bu hanımefendi bir de eşimle tanıştırdım. Ve kim? Kimle tanıştırdın? Zaman, hangi eşinle? Dostunla desene. Şimdi eğer ki oradan konuşacaksa ben çıkayım yayından. Şimdi eşinizden kastınız, açarken ismini söyler misiniz? Handan Avcı. Peki Şeyma diye biri vardı, ondan boşandınız mı? Evet, ondan boşandıktan sonra, boşanma aşamasındayken biz başladık. Ya yalan söyleme. Bir saniye bekler misiniz? Evliyken ilişkiniz başladı, evet. Şaka gibi. Hanımefendi, Esra Hanım. Lütfen şimdi, rica ediyorum, benim rahat duyabilmem için de. Şöyle iddia edeyim size, 4 yıl boyunca bu Necla Hanım bizi övdü. Her yerde övdü. 4 yıl değil, 2019, 15 Temmuz. Tamam, 3 yıl olsun. Nasıl? 3 yıl olsun. Hadi 1 yıl olsun. 1 yıl boyunca övdü diyelim. 2020'den beri bizi övüyor. Her yerde övüyor. Niye övüyor sizi? Her yayına geliyor ve bana, ben bu sosyal medyaların hiçbirini kullanmazdım. Kendisine de söyledim. Benim TikTok'ta, Instagram'da, Facebook'ta işim olmaz dedim. TikTok'a beni kendisi çekti. Ne olur gel, oradaki sahtekarların yüzüne vur, işte gerçek ilim görsünler, yalvarırım İnandık gel, bilmem sana. Ne falan dedi. İnandık. Sizin bu hanımefendiyle, yani Necla Hanım'la tanışmanı, mevzunuz nedir? Yani nasıl buldunuz birbirinizi? Beni kendisi aradı. Ne diye aradı? Siz kimsiniz? Hatırlamıyorum, geçmiş zaman. Yani bu uygulamaları yapmak, psikolojik rahatsızlıklarım var, sizden, siz bana yardımcı olursunuz, siz sözlü hocasınız diyerek mi geldi? Bakın, ben o tarihi hiç hatırlamıyorum, yalan da söyleyemem size şimdi burada. Ben kendisine seans yaptım. Seans yaptıktan sonra bir ay sonra mı ne, bir video çekti, her yerde paylaştı. Hesabınıza seans nedir? Geldi mi? Seans nedir? Dur. Seans nedir? Bu ilk geldiğinde size Necla, o seansta ne yaptınız ona? Bazı uygulamalar gönderdim, onları kullandım. Nedir şimdi mesela? Neden kurtardın onu? Şey, hayır, İkrar Bey anlamaya çalışıyor mesela. Bazı uygulamalar diyor ki ot gönderdi diyor. Tütün
bir şey yakma, bir şeyler, tütün, bir şeyler göndermişsin. Sular göndermişsin. Yani siz ona şifa mı verdiniz? Şifayı veren Allah'tır. Bizler vesile olur, yol gösteririz ablacığım. Peki. Sonra sizi her yerde övdü. Her yerde. Ta ki eşimle biz beraberliğe başlayana kadar bir gece bizim Handan Hanım'la hiçbir ilişkimiz yoktu. Bir gece tuttu bana, dedi ki ben dedi çıkıyorum buradan dedi, artık dedi hiçbiriniz görmeyeceksiniz beni. Hayırdır ne oldu ablacığım dedim, biri canını mı sıktı dedim. Bana dedi doğruyu söyle dedi. Dün gece dedi saat 2 veya hatırlamıyorum. Yalan acaba olmasın. Nereden bir duydum? Bir dakika. Nereden duydum? Ablacığım konuşmama müsaade edecek misin? İkrar duman, şarlatan, sen beni tehdit ettin. Ailemi tehdit ettin, çocuklarımla tehdit ettin. Televizyon programlarına çıkarsan öldürürüm dedin. Size ses kayıtları mevcut, çıktım bir, öldür bir dakika beni. Ya. Necla, bu Necla 4 yıl boyunca överken size müşteri diyeyim, müşteri kazandırıyor muydu? Bana toplasan 10 veya 12 kişi gönderdim. Siz bu insanlardan para kazandınız mı? Bir kısmından aldım, bir kısmından almadım. Peki, almadın mı? Yani Almanya'dan kaç para aldın sen? 350 euro devrimde, Devran Demir adına. Yalan söyleme. Şarlatan şimdi, seni. Devam edin. Ben nerede şarlatan olduğuma geleceğim. Bana diyor ki bakın sözümü kesiyor ama. Kesmesin. Necla Hanım siz de dinleyin. Bir gece aradı, sen gece 2 ile 3 arası ne yapıyordun dedi. Bana dedi ki Handan'la mı konuşuyorsun dedi. Dedim Handan'da Handan'ın bende numarası yok dedim. Yalan atma dedi. Gece dedi 2'de bakıyorum, sen çevrim içisin, o çevrim içi. 2'yi 5 geçe bakıyorum. Çevrimdesiniz. 2'yi 7 geçe tekrar çevrim içisiniz. Acaba bana kim söyledi bunu ilişkinizi? Bunu dedi 3-4 gündür dedi takip ediyorum, böylesiniz 3-4 dedi. 3-4 gün mü? İspat et. İspat et. Handan'la berabersiniz. Sizin sözde hocalığınızla, Handan Hanım'la, Handan Hanım'ın bu konuyla ilişkisi ne? Oraya geleceğim. Bu olaylar olmadan önce bana dedi ki Handan'da benim açıklarım var. Benim her şeyimi biliyor. Beni rezil edecek dedi. Bakın, beni rezil edecek bir dedi. Bir saniye Esra Hanım, sonra... Esra Hanım rezil edeceği dediği olay ne biliyor musun? Kendisinin ve Handan'ın bende bir sürü yazıları var. 64 GB içeride. Ben eskiden, bak eskiden ben 18 sene önce annem babam beni pavyona sattı. Ben anladım. Pavyondan çıktım. Onu bana tehdit olarak kullandılar. Bu iki tanesi. Senin bu özel bilgin doğru evet, mu doğru. İkrar Bey? Yalan. Yalan mı? Sesler var orada. Yani senin geçmişini dedi. Biliyoruz. Bir geçmişini kullanırız Esra Hanım, dediniz mi? Bir bekler misiniz? Beni dinleyin. Sus. O kadının, senin o kadının bu yaygara ama bakın konuşturmuyor sus bile. Sus be. Necla bir dakika. Şunu Esra merak ediyorum lütfen. İkrar Bey. Siz Handan'la ilişkinizden sonra Necla Hanım size husumet besledi. Bunun üzerine Necla sen bana aşıksın, senin bana duyguların var dediniz mi? Sosyal medyada böyle bir ifşada bulundunuz mu? Handan Hanım şunu söyledi bana. Dedi Handan ki Hanım. Bak dedi ikrar dedi sen dedi hiçbir şeyin farkında değilsin dedi. Necla dedi bütün arkadaşlarının içinde senin adını sayıklıyormuş. Bunu Necla'nın bütün arkadaşları söylüyor dedi. Ve her hocanın canlı Handan, yayına girip... Handan Hanım kendine mi benzetmiş kocasını? Ya bir şey söyleyeceğim. Benim davam çok özür dilerim de sizin aranızdaki bu ilişkiden ziyade ablacığım diyor ki beni 2 yıl 4 yıl neyse överken yani işte bu şarlatan diye hitap ediyorsunuz. Evet, sözde hoca diyorsunuz. Evet, insanları kandırıyor, mağdur ediyor diyorsunuz. Bunca yıl yani bu adamın bu yaptığı insanları mağdur ettiğini siz de biliyorsunuz. O da biliyor. Ben o dönem bilmiyorum. İnanıyorum. Gerçekten gönülden inanıyorum. Ta ki Hollanda'dan, Azerbaycan'dan ve bu Handan olayı çıkana kadar Facebook'tan da bana yazanlar oluyordu. Kendisine diyordum ki ikrar ablacığım bak senin hakkında abla benim düşmanım sizden çok. Sizden medet uman insanları taciz ediyor musunuz? Bakın şimdi oraya ses da geleceğim. Ses kayıtlarını alıyor benim musunuz kimseyi, cihazda? Bir dakika benim kimseyi taciz ettiğim vesaire yok. Şöyle peki. Yaparız. Benim her konuşmam şayet bende olmasa bile benim operatörümde vardır. 5 yılda saklamak zorundadır. Bunu savcılık makamıyla çıkartabiliriz. Benim kimle ne konuştuğum açık ve net bir şekilde orada yayınlansın. Ben buna izin veriyorum. Şimdi İnsanlarla İkrar Bey, hanımefendinin bakımında... hani şimdi sizin aranızda bazı kavgalar var da anlamaya çalıştığım şu. Bu uygulamalar yapıyor. Bu insanların görüntülerini sosyal medyada kullanıyor. Bu insanlardan para kazanıyor. Aynı zamanda sırlarını ona anlatan kadınları tehdit ediyor ve tacizde bulunuyor iddiasında bulunuyor sizinle ilgili. Olan varsa çıksın.
Desin ki İkrar bana tabii böyle bir şantaj yaptı desin. Şantajı onlar yaptı bize. Şantaj televizyon şantaj programına yaptı. Çıkmam mı? Şantaj. Şimdi Necla'nın size yaptığı şantaja geleceğim ama veriyor muyuz bu görüntüyü? Televizyon var mı bulunduğunuz yerde? Yok, bir saniye. Bir bakın televizyona. Bakıyorum. Bakın, şimdi televizyonda sizin ofisiniz sanırım burası, değil mi? Evet. Bu ofisiniz, yerde yatan bir kadın var, parmağını tutuyor. İnternet üzerinden izliyorum ben. Ha, fotoğraf karesi olarak verdik. Bu aslında bir video, sizin kendi yayınladığınız video. Bu hanımefendiye burada ne yapıyorsunuz? Yani ne yapıyor bu hanımefendi? Ben şu an bir şey görmediğim için söyleyemiyorum. Sizin siyah koltuğunuzun yanında yere yatmış. Bir daha gösterir misiniz ablacığım yayını? Şu an ekranda. Geliyor. Birazcık size görüntü geç geliyor. Ya da siz ne yayınladığınız hesabınızda bilmiyor musunuz beyefendi? TikTok'taki hesabınızdaki bütün kadınlar acayip şekilde sesler çıkartıyorlar. Kendilerini kaybetmişler. Bu kadınlar ne yapıyor burada? Peki bir şey soracağım size. Size göre bunlar oyun. Bakın, böyle oyuncular var da ben oyun bu, tam tersi bunları. Biliyor musunuz? Bunlar oyun değil. Yani bana göre oyunu oynayan sizsiniz. Bunların hepsi kurban. Medet umar Allah, insanlar. Allah. O insanların bana para almadım hayır, ben. Bana şunu, İkrar Bey şunu anlatın. Şimdi ben olduğumu söyledim bu uygulamada, zaten. Bir dakika ya. Bu uygulamada bu kadın ne yapıyor yani? Hani bunu neden kurtarıyorsunuz? Ben yayını görmediğim için bir şey diyemiyorum. Ben abicim sen çok iyi biliyorsun. Mesela bakın. Biyoenerji uzmanlığım var benim. Bunlar belgelerle kanıtlıdır. Yaşam koçluğu uzmanlığım var. Ve bakın, yaşam koçluğu bunları söylemeyin ya. Ben bir şey söyleyeyim. Bilay güvenen insanlarız. Ben doktora gittiğimde hiçbir doktor bana da yere de yat, karnını da tut, şöyle de öğür demiyor. Hangi doktor diyor ya? Yapmayın Allah aşkına. Beyefendi ben kendi sadece birkaç tanesine tahammül edebildim. Yani mesela böyle midelerini tutuyorlar, istifra ediyor gibi yapıyor, öğürüyorlar böyle garip garip sesler. Şey dedim ben herhalde, orada mide bulandırıcı bir şey kokutlatıyorlar. Yani onun üzerine öğürüyor, her öğürdüğünde de sanıyor ki bir şey çıktı içinden. Şu an görüyor musunuz? Görüyorsunuzdur ekranı. Yok görmüyorum. Kendi sayfanı aç bak. Beyefendi kendi sayfanı aç bak. Şimdi telefon hattında bir ihbarım var. Sizinle ilgili. Alo. Alo. Hoş geldiniz.